Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Borsa ve Viyop konusunda bir seans arası analizi yapacağız. Değerli dostlar, borsayı etkileyebilecek haber akışı içerisinde birinci nokta dün SPK tarafından açıklanan emeklilik fonlarının, bireysel emeklilik fonlarının tasarruflarını veya portföylerindeki miktarın %10'u oranında bir miktarı borsada değerlendirmeleri hususunda 31 Temmuz tarihine kadar bir süre verilen düzenleme söz konusu oldu. Ancak bugün yapılan bir haber ise emeklilik fonlarının en fazla %30 oranında borsada değerlendirme yapma imkanları bulunuyorken bu oran %20 seviyesine geri çekildi. Bu konuda farklı rakamlar var arkadaşlar. Bir habere göre 7,5 milyar TL civarında emeklilik fonlarında bir portföy büyüklüğünün olduğu ifade edilmekte ve şu an itibariyle bunun %3'ünün borsada olduğu ve geri kalan %7'lik dilimin ise 500 milyon TL civarında bir rakama denk geldiği. Dolayısıyla 31 Temmuz tarihine kadar 500 milyon TL civarında bir rakamın emeklilik fonları tarafında borsaya sokulacağı yönünde bir beklenti var. Bir diğer yandan ise devlet desteği var biliyorsunuz emeklilik fonlarında ve 12 milyar TL civarında bir desteğin söz konusu olduğu. Bunun %10'luk kısmı olarak ise 1,2 milyar TL gibi bir rakamın devletin de teşvikleriyle borsaya girebileceği yönünde ifade edilmekte. Arkadaşlar şahsi düşüncem şudur ki bu miktarlar borsa adına çok ama çok büyük rakamlar değil. Borsayı bir yerden alıp da veya endekse bir yerden alıp da uçurup kaçıracak seviyelerdeki müthiş rakamlar değil. Ve bir başka husus ise sevgili dostlar, borsa üzerinde malumunuz üzere şu anda da görmekte olduğunuz yabancı takas oranı grafiğim mevcut. Yabancıların etkinliği son derece fazla. Bireysel emeklilik fonlarının karlı ve kazançlı olabilmesi noktasında çok ama çok iyi yönetilmeleri gerekiyor. Hele hele orta uzun vadeli yatırımlar ne ölçüde borsada yüksek miktarlı kazançlar getirebilecektir? İçinde bulunduğumuz konjonktüre göre nasıl bir strateji izlenecektir? Bunlar tabii ki pek de şeffaf olmadığı için paranın borsaya girecek olması tek başına yeterli bir anlam taşımamakta. Evet arkadaşlar, yabancı takas oranı diyoruz ve yabancı takas oranı konusunda bundan önce arkadaşlar bir hususu daha belirtmek istiyorum. S-400 konusu biliyorsunuz son derece gündemimizde olan bir mevzu ve piyasalarda bir iyimserliğin mevcut olduğunu görüyoruz. Endeks tarafında ve dolar-TL tarafında. Dolar-TL'de geri çekilme eğilimi biraz daha kendisini hissettirirken veya güçsüz kalma eğilimi biraz daha kendisini hissettirirken borsa ve endeks cephesinde ise biraz daha olumlu bir havanın olduğunu görüyoruz. S-400 konusunda Hulusi Akar tarafından yapılan bir açıklama vardı ve S-400'lerin teslimatıyla ilgili herhangi bir vazgeçme vesaire tarzında bir durum söz konusu değil ama bu konuda bir takım gecikmeler olabileceği şeklinde bir açıklama yaptı. Yani mutlaka alacağız ama belki takvimde bir aksama olabilir tarzında birkaç ifadede bulundu. Ama diğer taraftan Rusya'dan, Kremlin'den gelen haberler ise teslimat takviminde herhangi bir gecikmenin olmayacağı ifade edildi. Arkadaşlar bu S-400 konusunda kapalı kapılar ardında bir şeyler oluyor gibi geliyor bana. Yani bu hususta her an her saniye bu sorunun çözümüne yönelik veyahut da çözümünün ertelenmesine yönelik bir takım açıklamaların gündeme gelebileceğini hesaplara katmakta yarar olduğu kanaatindeyim. Zira Amerika'nın vermiş olduğu bir 7 Haziran tarihi var. Bu tarihe kadar kararınızı vermelisiniz şeklinde. Diğer taraftan teslimatın Haziran ayında yapılacağının, erkene çekileceğinin söylentileri gündemdeydi. Normal takvim Temmuz ayı olması nedeniyle de takvim çok daralmış durumda ve bu daralan süreçte piyasaların daha da huzursuz olması gerekiyorken böyle bir huzursuzluğu veya yüksek bir tansiyonu görmüyoruz. Bunu da bu hususa da bazı manalar yüklemek gerektiğini düşünüyorum. En azından bu konuyu da yakından irdelemek gerekiyor. Arkadaşlar yabancı takas oranı cephesinden baktığımız zaman konuya %64,14 seviyesine yükseldiğini ve geçtiğimiz haftaya oranla bu geçtiğimiz hafta çok yoğun satışlara rağmen haftanın son 2 gününde gerçekleşen alımlar ile yabancı takas oranında büyük bir kayıp yaşanmadan 63,89 oranı ile hafta tamamlandıktan sonra şu an itibariyle 64,14 seviyesine ulaşıldığını görmekteyiz. Haftalık bazda baktığımız zaman ise arkadaşlar bu hafta itibariyle yabancı takasında 0,39 oranında bir artışın olduğuna tanık oluyoruz. Diğer yandan arkadaşlar endeksin ilk seans itibariyle yaşamış olduğu gelişmelere bakacak olur isek öncelikle şurada görmekte olduğunuz
veriler arkadaşlar dünkü verilerdir. Bu hususta bir mukayese yapılması gerektiğini düşünüyorum. Dün de bu konuya zaman ayırmıştım gün sonu açıklamalarında. Yatırım Finans'ın piyasaların kapanmasıyla birlikte yani saat 18 ila 18.05 arasındaki karanlık oda diye bilinen eşleşme süreci içerisinde 485 milyon TL civarında alım yaptığını, ancak bu alımların karşısında ise QNB Finans'ın garanti ve merili için ciddi miktarda bir satışının söz konusu olduğuna tanık olduk. Bu hususun yorumunu gün sonu dün aktarmış olduğum gün sonu yorumunda aktarmıştım. Sebepleri üzerinde hangi nedenlerden kaynaklanmış olabileceğini. Onun için tekrar bu konuya girmeyeceğim. Ancak bu noktada bugün için önemli olan husus şuydu. Yatırım Finans acaba bu yüksek miktarda yapmış olduğu alımlarını, ki bu alımların büyük bir çoğunluğu Halkbank üzerinden gerçekleşti, alımlarından sonra bugün yoğun bir satışı olur mu olmaz mı hususuna dikkat etmek gerekiyordu. Bugün için arkadaşlar ilk saat sonu itibariyle tabloya bakacak olur isek an itibariyle ilk seansın bitimini müteakip olarak yansıyan rakamlara baktığımız zaman Yatırım Finans'ın 30 milyon TL civarında satışta olduğunu görmekteyiz. Henüz yüklü bir miktarda satış yaptığına tanık değiliz. Tacirlerin 70 milyon civarında, Yapı Kredi'nin 42 milyon civarında bir satışı varken İş Yatırım'ın 108 milyon civarında bir alımı var. Bu dikkat çeken bir alım. İş Yatırım lider alıcı konumunda ve ilk seans itibariyle bu miktarda alım yapması kayda değer bir alım olarak değerlendirilebilir. Garanti Yatırım 55 milyon TL civarında alımda, ancak Garanti Yatırım'ın zaman zaman seans sonlarında sert satışları olabiliyor. Bu hususta dikkat almakta yarar var. Yabancı menşeli kurumlar içerisinde ise sadece Deutsche'nin 50 milyona yakın bir alımı olduğunu görmekteyiz. Sevgili dostlar, İş Yatırım bugün en çok alım yapan kurum durumunda hangi hisselere yöneldiğine bir bakalım isterseniz. 11 milyon civarında, 11 milyon TL civarında ve 7.50 ortalamayla Garanti Bankası alıyor ve yine 9.8 10 milyon TL civarında ise 9.76 ortalamayla Vestel alıyor. Yine 8.7 milyon TL civarında Akbank alımı olduğunu görüyoruz. Onu da 5.72-73 ortalamayla gerçekleştiriyor. Satım cephesinde ise çok yoğun bir satış olduğunu söyleyemeyiz. Sasa'da 2.6 milyon TL civarında bir satışı var. Diğer satışları ise çok yüklü miktarlarda değil. Arkadaşlar, dün de aktarmış olduğum gibi kurumların alım ve satım, ilk 5 kurumun alım ve satım değerlendirmesini yaparken bir de diğer hanesine bakmakta yarar olduğu kanaatindeyim. Diğer hanesinde eğer yüklü bir oran görüyorsak, yani ilk 5 kurumun dışındaki kurumlardan gelen satış miktarında yüksek bir miktar görebiliyor isek, ilk 5 kurumda bazındaki kurumların alıcı olur iken, diğer taraftan farklı kurumlar üzerinden de satış yapabilme ihtimallerini dikkate almak gerekiyor. Zira şu an 98 milyon TL civarında farklı kurumlardan gelen satışların olması bir manada satış baskısının farklı kurumlar üzerinden kendini hissettirmeksizin satış yapmak isteyen kurumların da mevcut olduğunu ifade etmekte. Gelelim arkadaşlar ilk seans sonu itibariyle en çok alım, en çok para girişi ve çıkışı yaşayan hisselerin hangileri olduğu konusuna. Bu tablomuzdan bir güncelleme yapalım net verileri almak bakımından. Evet, Petkim'de 8.2 milyon TL civarında bir para girişi var ve %1.53'lük bir prim yapma konumunda. Vestel'de 7.6 milyonluk bir para girişi mevcut. Akbank'ta 7.5 milyon TL civarında. Ereğli 7.3 ve Garanti 6.7 milyon ve yine Aselsan'ın da 3.8 milyon civarında bir para girişi yaşadığını görmekteyiz. Tabloyu sizler daha ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Para çıkışı cephesine baktığımız zaman çok bariz bir rakam görmüyoruz arkadaşlar. Türk Hava Yolları'nda 4.5 milyon TL gibi bir para çıkışı var, ama Türk Hava Yolları gibi hacimli bir hissenin her an her saniye para girişine dönmesi veya bu çıkışın daha da artması mümkün olabilir. Onun için çok büyük bir rakam olarak yorumlayamayız. Yine Kardemir'de, Emlak Konut'ta ve Türk Telekom'da çok yüklü miktarlarda, denilemeyecek oranlarda bir para çıkışının olduğunu görüyoruz. Teknik detaylara gelecek olur isek arkadaşlar, yeni takip etmekte olan arkadaşlara hatırlatmak bakımından da ifade edeyim. Bu bir aylık grafiktir ve aylık grafiğimiz itibariyle 68 aylık ortalamanın önemli bir özelliği bulunmakta endeks üzerinde, benim analizlerim itibariyle özellikle 88.013 seviyesine tekabül ediyor arkadaşlar bu 68 aylık ortalama. Dolayısıyla bu ortalamanın aşağısına gelmiş durumdayız. Bu ortalama seviyesi önemli bir direnç olarak karşımızda bulunuyor. O halde 88.000 seviyesini endeksin zorlanabileceği bir direnç seviyesi olarak değerlendirmek, şayet bu seviyenin üzerine çıkılıp da kalıcı bir görünüm hakim olacak olur ise bu durumda endeks adına olumlu düşünebiliriz. Ancak yukarı yönlü ataklarda 88.000 seviyesi önemli bir
anlam taşımakta, bunu bir köşeye not almakta fayda olduğu kanaatindeyim. Gelelim arkadaşlar haftalık grafiklerimiz bazında durumun ne olduğuna. Yukarı yönlü bir uzun vadeli bir yükselen trendimiz bulunuyordu ve bu trend desteğimiz 83.300'ler civarında iken endeks bu seviyeye kadar geri çekildikten sonra net olarak buradan bir tepki buldu. Dolayısıyla arkadaşlar şu anda endeksin tepki bulmuş olduğu nokta olan bu trend desteğimizi 83.300 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bu seviye orta ve uzun vadeli pozisyonlar adına, hatta kısa vadeli pozisyonlar adına dahi stop loss sebebi olarak görülebilir kanaatindeyim. Zira 83.300 seviyesinin aşağısındaki kapanışlar endeksin öncelikle ayı piyasasında olduğunu teyit eder ve bu durumda 80 bin ve daha aşağılarının gündeme gelmesine sebebiyet verecektir. 90.700 seviyesi uzun vadeli bir bakış açısıyla Fibonacci direnci olarak karşımızda bulunuyor. 90.700 üzerinde net kapanışlar oluşmadıkça bu seviyeye kadar oluşabilecek olan hareketlilikleri tepki yükselişi olarak değerlendirmek gerekecektir. Gelelim arkadaşlar haftalık grafiklerden günlük grafiklere. Günlük grafiğimiz itibariyle arkadaşlar dün gece sizlere aktardığım yorumda bugün için gerekli olan, geçerli olan pivot seviyemizin 86.800 seviyesi olduğunu ve 86.850 seviyesinin üzerinde kalındıkça 87.600'e yönelik bir atak olabileceğini, ancak 87.500 üzerinde kalıcı olunup olunamaması hususunun çok büyük bir önem taşıdığını vurgulamıştım. Şu ana kadar arkadaşlar 87.592 direncine yaklaşmış durumdayız. En yüksek seviye olarak 87.516 seviyesi görüldü. İlk seans 87.500 yakınlarında kapandı. İkinci seans itibariyle 87.500 üzerine çıkmak, bu seviye üzerinde tutunmak adına bir gayret görülebilir. Ancak 88.000 seviyesini ve yine 88.400'de bulunan önemli bir başka direncimizin varlığını hatırlatarak 88.000'e yaklaşımlar veya 88.000'e yakın noktalar ile 88.400 aralığının önemli bir direnç bölgesi olduğunu bir kez daha vurgulamış olayım sevgili dostlar. Bir de arkadaşlar 120 dakikalık grafikler itibariyle konuya bakalım isterseniz. 120 dakikalık grafikler itibariyle şurada gördüğünüz kalın bir destek hattı bulunuyor. Burası 85.300 seviyesine tekabül etmekte. Bu seviyede önemli bir destek konumundadır. 85.300 seviyesine yaklaşımlar söz konusu olur ve buradan bir tepki eğilimi söz konusu olabiliyor ise bu durumda tekrardan 86.000 ve 87.000'e bir yönelim ihtimalini konuşabiliriz. Ama çok kısa vadeli pozisyonlar adına gün içerisinde 85.300 seviyesine yönelik bir geri çekilme yaşanır ve bu seviyeden net bir tepki oluşmaz ise gerilemenin hız kazanabileceğini ve 83.000'lere doğru yeni bir gevşeme eğiliminin başlayabileceğini erken bir sinyal almak adına değerlendirebiliriz. Arkadaşlar burada görmekte olduğunuz Fibonacci çizimimiz 96.000 ile endeksin en son gördüğü 83.500'ler civarındaki aralığını ölçümlemekte ve şu anda gördüğünüz üzere %23.6'ya denk gelmekte olan 86.600 seviyesindeki desteğimiz çalışıyor. Bu desteğin aşağısına gelinmedi ve bu destek korundukça şu seviye olan 38.2'ye denk gelen ve biraz önce de zikrettiğim 88.000-88.400 bölgesine doğru hareketliliğin yaşanma ihtimali, olasılığı devam edecektir. Hangi koşullar altında? 86.500'ün aşağısına gelinmemek koşuluyla. Bu şartlar altında 88.000-88.400 aralığı hedef konumunda olabilecektir değerli dostlar. Arkadaşlar ikinci seans için hangi pivot seviyelerine dikkat etmek gerekiyor? Bunu da hemen size hızlıca bildirdikten sonra diyop konusuna geçeceğim. Seansın kapalı olması nedeniyle son barıma geliyorum ve son bar itibariyle 87.260 seviyesi değerli arkadaşlar. Endeks için pivot seviyesi konumundadır. Şu anda bu pivot seviyesinin seanslık pivot seviyesi tabii ki arkadaşlar ikinci seans için geçerli olan pivot seviyesi 87.260 seviyesi referans noktası olarak kabul edilebilir. Bu seviyenin üzerinde kalındıkça 87.500 üzerine çıkmak gibi bir istek ve dolayısıyla 87.962 veya 88.000 diyelim. Bu seviyeye ardından bir sonraki pivot seviyemizde oldukça yakın durumda 88.200'e yönelik atak olabilir. 88.000'e yaklaşımlar sonrasında 88.000 üzerine bir sıçrama söz konusu olacak olur ise 88.200 seviyesine dikkat etmek gerekiyor. 88-88.400 aralığının ise önemli bir direnç olduğunu zaten biraz önce de ifade etmiştim. Şayet 87.260 seviyesi aşağısında kalır ise 87.000, bunun aşağısında arkadaşlar 86.500 ve 86.300 seviyesi ve
Olası satışların hızlanması durumunda ise özellikle 86 bin seviyesinin yakından takip edilmesi gerekiyor. Kapanışlar 86.500 seviyesinin aşağısında gerçekleşmedikçe endeksin yukarı yönlü ataklarının devam edebileceği ihtimalini dikkate alabiliriz. Ancak bayram tatilinin yaklaşıyor olması nedeniyle bu tatil süreci içerisinde riske girmek istemeyen yatırımcıların takas süresini de hesap etmek kaydıyla bugün ve yarın satış isteğinde ve niyetinde olabilme ihtimallerini de dikkate almak da yarar olduğu kanaatindeyim değerli dostlar. Gelelim Viyop kontratlarındaki duruma. Viyop kontratları itibariyle arkadaşlar Haziran ayının kontratlarını görmektesiniz ve 120 dakikalık bir grafiğimizdir şu an karşımızda olan. Viyop için arkadaşlar 110 bin seviyesi üzerinde tutunma büyük bir önem taşıyordu. Bugün 110 bin üzerinde tutunmayı başaran bir konum izledik. 109 bin seviyesi çok ama çok önemli ve kritik bir destek konumunda. 110 bin aşağısına gelinmesi durumunda 109 bine yaklaşımlardan mutlak surette tepki olması gibi bir teknik zaruret bulunuyor. 110 bin üzerinde kalındıkça ise arkadaşlar takip etmemiz gereken en kritik seviye. Dünkü analizlerde de sürekli vurgulamış olduğum üzere 111 bin, 111 bin 300 aralığıdır. Bu bölgenin direnç etkisini hissetme olasılığımız mevcuttur. Şayet 111 bin üzerine bir yerleşim söz konusu olur ve özellikle 111 bin 300 seviyesi aşılacak olur ise bu kez şurada görmekte olduğunuz 112 bin seviyesine doğru bir hareketlenme mümkün olabilir. 111 bin 750, 112 bin 250 aralığı Viyop Haziran kontratları için yukarı ataklarda önemli dikkat edilmesi gereken bir seviyedir. Ancak en önemli direnç noktamız ise 113 bin 200 seviyesidir. Zira 113.200 seviyesi üzerindeki kapanışlar Viyop Haziran kontratlarının 115.000 seviyesine doğru hareketlenmesine sebebiyet verebilecek türden olacaktır. Değerli dostlar, endeks ve Viyop Haziran kontratları hakkında ilk seans sonu itibariyle söyleyebileceklerim bunlardan ibaret görünmekte. Özellikle Viyop kontratları adına arkadaşlar 110.500 seviyesi üzerinde tutunmaya, 110.500, 110.600 bölgesi üzerinde tutunmaya çok büyük önem vermek gerekiyor. Çünkü bu seviyenin aşağısındaki görüntü 110 bin desteği ve bu desteğin tekrar aşağısına gelinme kaydıyla 109.500'leri veya 109.000'lere kadar geri çekilmeyi gerektirebilir. Dolarda bir kıpırdanma olur veya endekste bir satış baskısı yoğunlaşır ise bu açıdan 110.500 seviyesi şu an itibariyle veya ikinci seans itibariyle çok yakından takip edilmesi gereken bir destek noktası konumunda. Bir kere daha hatırlatıyorum, 111 bin ve 111 bin 300 aralığı da bugünün direnci olarak takip edilmesi gereken en önemli kritik seviyeler özelliğinde. Hoşçakalınız, iyi bir seans diyorum ikinci seans adına. Akşam saatlerinde gün sonu değerlendirmesini Viyop ve de Endeks adına yeniden yapmış olacağım. Selamlar, saygılar.